Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la görüştü. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada Putin'in Macron ve Scholz'la yaptığı telefon görüşmesinde muhataplarının gündeme getirdiği sorularla ilgili olarak Ukrayna'daki gerçek duruma ilişkin bilgi verdiği belirtildi. Alman hükümet sözcüsü görüşmenin diğer içeriklerine ilişkin açıklama yapılmaması konusunda mutabık kalındığını ifade etti. ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Ukrayna krizinin çözümü konusunda Türkiye'nin göstermiş olduğu diplomatik çabaları memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. Price, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Türk müttefiklerimiz bu süreçte ABD ile tam koordinasyon ve istişare içinde oldu. Başkan Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Antalya görüşmelerinden sonra konuşma fırsatı buldu. Bakan Blinken de Bakan Çavuşoğlu ile görüştü. Koordinasyon içinde yürütülen bu görüşmelerden memnuniyet duyuyoruz ifadelerini kullandı. Çin yönetimi omikron varyantının hızla arttığı ülkenin kuzeydoğusunda 9 milyon nüfuslu şehirde karantina kararı aldı. Kentte zorunda olmayan işletmeler kapatıldı ve ulaşım hatları durduruldu. Uygulamaya göre tüm sakinler evde kalacak. Bir aile üyesi 2 günde bir yiyecek ve diğer ihtiyaçları almak için dışarı çıkabilecek. Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Antalya Diplomasi Forumu 2022 kapsamında Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Muttaki, ABD ile ilişkilerin iyiye doğru gittiğini belirterek, Afganistan'ın politikası ekonomi odaklıdır ve bu nedenle tüm dünya ülkeleriyle iyi ilişkiler geliştirmek mümkündür, dedi. ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube, Rus devleti tarafından finanse edilen medya kanallarına erişimin engelleneceğini duyurdu. Öte yandan Rusya'da sosyal medya sitesi Instagram'a erişim engellendi. ABD Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin 26 Şubat ve 4 Mart'ta yeni geliştirdiği kıtalar arası balistik füze denediğini tespit ettiklerini açıkladı. Uzmanlar, Kuzey Kore'nin denemelerle hem ilk casus uydusunu yörüngeye yerleştirme planlarını hem de birden fazla nükleer savaş başlığını taşıyan füze sistemini test ettiği görüşünde. Casus uydu aracılığıyla Amerikan uçak gemilerinin yerini tespit ederek nokta atışı saldırı için gerekli bilgiye sahip olunacağı belirtiliyor. Çin rejiminin ağır zulmü altında gözlerini aç ve kendine gel erkek adlı makaleleriyle halkın gönlünde yer alan Xinjiang Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim görevlisi Nur Mehmet Ömer Uçkun, 2017 yılında Doğu Türkistan genelinde din adamı, akademisyen, sporcu, memur, esnaf, iş adamları, sanatçılar, bilim adamları gibi toplumda öne çıkan şahsiyetlere yönelik başlayan keyfi tutuklamalar sırasında ortalıktan kaybolmuştu. Nur Mehmet Ömer Uçkun'un Norveç'te yaşayan sınıf arkadaşının bildirdiğine göre genç yazarın milli duyguyu tetikleme ve bölücülük suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.